insanlar vatan kurtardı. Bu insanlar bu vatan bayrak için Cumhurbaşkanımız devletin başında kalsın, Menderes'in akabetine uğramasın diye ölüme koştular. Bizleri bulutlara çıkardılar. Daha sonra paraşütsüz bizi aşağıya bıraktılar. Temmuz 2016 yılında Ankara Gölbaşı'nda ikamet ediyorum. Olayın aslını öğrendikten sonra kendimizi dışarı attık, sokağa attık. Vatanımız, bayrağımız, ezanımız ve milletimizin özgürlüğü, namusu için o gece bizi polis asker yaptılar. Külliye'ye doğru giderken jandarma genel komutanlığı kavşağı önünde asker üniforması giymiş teröristlerin saldırısına uğradı. Işıkları kapalı bir helikopter yukarıdan, ki görüntüler de var, hepimizi taramış. Ben 3 yerimden vuruldum. 8 ay tekerlek sandalyede kaldım. 2 ay değneklerle gezdim ve hala da yaralıymış. Bak mesela bak kolum hala zor şey yapıyor. Bacaklarım zaten platinlerle, çivilerle geziyorum. Genelkurmay Başkanlığı Komutanlık Karargahı Katı 3. kat. Temmuz 2016 tarihinden sonra açıklanan gazi sayısı 2194 civarındaydı. 675 sayılı KYK gazisiyiz. 3713 sayılı terörle mücadele kanununda birkaç maddeden yararlandırıldık. Mesela istihdam hakkı gibi, TOKİ hakkı gibi, ücretsiz seyahat kartı gibi vesaire. Yaralanma derecesine göre en düşük 13.000 küsur, en yüksek 88.000 küsur diyebiliyorum. Tazminat o arada değişen oranlarda tazminat verdiler. Bir Reyna patlaması olsun, bir Tandon'daki gar patlaması olsun, oradaki insanlarımız hangi tazminat aldıysa biz de bu tazminat aldık. 15 Temmuz'un anma yıl dönümünde Cumhurbaşkanı'nın İstanbul'da söylemi var. Gazilerin 45 hakkı var. Bunların tamamından yararlandırılacaksınız şeklinde 8 tane hak verildiği arkadaşlar tarafından özellikle yaptığımız çalışmalarda tespit edildi. 3713 sayılı terörle mücadele kanundaki tüm hakları biz talep ediyoruz. PKK ile mücadele eden Güneydoğu Gazisi kardeşlerimiz nasıl 3713'e dahillerse, 2. İstiklal Savaşı denilen, bu bir işgal girişimiydi denilen, Cumhuriyet tarihinin en sinsi terör örgütü diye nitelendirdikleri FETÖ-PDY terör örgütüne karşı mücadele eden insanların 3713 sayılı kanun maddesinin tamamı kapsamına alınmasını istiyoruz. Bazı baskılar neticesinde Aile Bakanlığı gazi kimliğimizin üzerinde yazan statüyü, yani 675 KYK ibaresini değiştirdi. 3713 yazdı. Onun da yanına bir nokta koydu. Bu nokta benim görüşüm art niyetli bir noktadır. Bizi hak kimliğimizin üzerine nokta koymuşlar. Hadi kapımızı fırçayla alıp çarpatmışlar. Noktanın anlamını sorduğumuzda Güneydoğu gazileri gibi gerçekten 3713'e mensup olmadığımızı, bu nokta sayesinde 15 Temmuz gazisi aslında olduğumuzun da, yani daha doğrusu bizi fişlemişler, bizi ifşa etmişler. Olayın sıcaklığıyla yine Allah razı olsun, şehit ve gazi yakınlarımız için devletimiz bir kampanya başlattı ve halkımız ciddi manada yoğun bir teveccüh gösterdi. 309 milyon para toplandı söylendi. Sonra 340 milyona yakın olduğu ortaya çıktı. Para gazilerin yararına kullanılmadı. Hali hazırda cuma günü en sonuncusu olmak üzere 4 defa biner lira, yani toplamda kişi başı 4000 TL gibi bir rakam ortaya çıktı. Üçüncü ve dördüncü biner liranın, üçüncüsü mesela biz eylemlere 9 Haziran'da başladık. 8 Haziran akşam 22-23 sularında sus payı diye yatırıldığını düşünüyoruz. Ya bu parayı gazilerimize, şehit yakınlarımıza dağıtın, ya
hayırsever vatandaşlarımıza tekrar iade edin. Biz bunu talep ediyoruz. Fakat maalesef herkes bu beyanatımızın çeşitlerini kopararaktan servis ediyor ve biz para istiyoruz, paracı gaziz gibi bir algı oluşturuyor maalesef. Biz 23 ve 24 Ocak'ta Ankara'da büyük bir, tüm gazilerin katılımı büyük bir eylem planlıyorduk. Bakan Hanım'a randevu aldı, alındı. Bakan Hanım orada içimizden seçmiş olduğumuz heyetle görüşüldü. Zehra Hanım bize maaş bağlama sözü verdi. Bakan Yardımcısı aynı şekilde. Genel Müdür, Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürü aynı şekilde. Hepsi maaş bağlama sözü verdi. Fakat şu gelmiş olduğumuz sürece kadar en ufak bir şey görmedik. Gazilerin başı hiçbir şekilde maaş bağlanmadığı gibi herhangi bir çalışmanın da yapılmadığını öğrendik. Bize basın açıklamaları yani eylem dışında hiçbir çare bırakmadılar. Aile Bakanlığı'nın önünde toplam 6 gün durduk. Yağmurda, sıcakta, sabahtan akşama kadar olmak üzere. Hiç kimse, bakan da dahil, hiç kimse yanımıza gelmedi. Bu vatanı kurtaran, kurşunlar yemiş, sakat kalmış, orada yerlerde oturan, yerlerde yemek yiyen gazilerimizin yanına gelmediler. Dedik ki Cumhurbaşkanımız şeye gelecek. AK Parti Genel Merkezi'nin oraya gelecek. Gidelim. Yani bakanlarımız, genel müdürlerimiz bizim derdimizi, sorunlarımızı kalkıp anlatmıyor. Biz gidelim Sayın Cumhurbaşkanımızdan direkt muhatap olalım. Ve kalktık, gitti görüyor. Kesinlikle eylem yapmak gibi bir dertleri yoktu. Söylemler de zaten ortadaydı. Tamamıyla Cumhurbaşkanımıza yönelik, lehine sloganlar atıldı. Cumhurbaşkanının konvoyunu normal çıkış güzergahı bizim arkadaşların durduğu yerde. Oradan değil de diğer kapıdan, diğer çıkıştan çıkar, korumalar çıkarınca bizim arkadaşlar orada olduğu için. Arkadaşlarımız oraya doğru koşarak Cumhurbaşkanı'na seslerini duyurmaya çalıştılar. Bir baktık ki bir gazimiz yerde kanlar içinde. Öbür gazimiz orada de yerde yatıyor, vurmuşlar, yıkmışlar. Bir gazimizin bacaklarını vurmuşlar. Ya bu insanlar vatan kurtardı. Bu insanlar bu vatan bayrak için Cumhurbaşkanımız devletin başında kalsın. Menderes'in akabetine uğramasın diye ölüme koştular. Yani bu gazileri, bu insanları siz nasıl böyle kanlar içinde bırakabilirsiniz? Yani bu hiç mi vicdanınız yok? İki gazimiz fiziksel olarak yaralandı. Cumhurbaşkanımız telefon açıp gazilere bir geçmiş olsun bile demedi. Abi bu adam vatana saldırmadı. Bu adam gazi. Lütfen. Abi lütfen. Bu hoş olmayan olaylar yaşandıktan sonra İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu arkadaşlarımızı bakanlığa davet etti. Kapıda karşıladı sağ olsun. Odasına hemen aldı. Bizler taleplerimizi ilettikçe notlar almaya başladı. Talimatlar verdi anında. Ben Cumhurbaşkanımıza ileteceğim, sorunlarınızı söyleyeceğim. Polise bu işin içine karıştığı için bakanlığa konuda bunu dile getireceğim dedi. Bu can bu bedende olduğu sürece ben sizin yanınızdayım dedi. Kabineye sunduğunu öğrendik. Hatta Başbakanımız Binali Yıldırım'ın meclis kürsüsündeki o meşhur tırnağı bile çizilen gazidir. Ne yani gazilerden oran mı arayacağız bir de mealindeki açıklamasını da sunum dosyasına eklediğini bize beyan etti İçişleri Bakanımız. Sonuç bekliyoruz. Geçen yıllarda 15 Temmuz haftasında özellikle külliyedeki programlara şehit yakınları ve gaziler davet ediliyordu. Bu sene bir enteresan şeyler yaşandı. Sadece şehit yakınları davet edildi. Gaziler dışarıda tutuldu. Bizim bu yaptığımız eylemlerden sonra eğer bizi yok sayma gibi bir anlayışları varsa kendilerini inkar etmiş olurlar. Çok büyük hayal kırıklıklarımız var. Bizi bürokraside özellikle kriptolarla ve 16 Temmuz kahramanlarıyla karşı karşıya getirdiler. Seslerimizi, feryatlarımızı duymadılar. Bizleri bulutlara çıkardılar. Daha sonra paraşütsüz bizi aşağıya bıraktılar. Verilen sözler tutulmazsa ya da iyileştirici herhangi bir somut gelişme tarafımızca gözlenmezse kesinlikle bu defa
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin önünde, Gazi Meclisi'nin önünde gaziler sürekli olarak basın açıklamalarına başlayacaklar, gerçekleri haykırmaya devam edecekler. Ha, AK Parti'nin önünde de gazilerimizi kanlar içinde bıraktığı gibi orada da bırakabilirler. İstediği kadar dövebilirler. Nezarete atabilirler, cezaevine atabilirler. İstediklerini ne istiyorsalar yapsınlar. Biz tankın içine nasıl girdiysek haklarımız için de meydanlardayız.